Bu da kolyenin duruşu. Kolyeyi de beğendim ya. Ve şimdi genelde giyindim. Merhaba arkadaşlar. Bugün takı yapımını yakından gösterebileceğimiz bir formatla karşınıza geldim. Hemen videoya geçeceğim. Bu bir öncesinde yaptığım daha böyle karmaşık indiği bir kolye tasarımı. Nasıl olacağını görmek istedim. Ben böyle şeylerden hoşlanıyorum. Bunu siteye koymadım çünkü beğendim. Ben kullanacağım. Bugün de tamamen random bir şekilde kafamda hiçbir tasarım yok. Sadece yazı yazmalı bir kolye yapmayı planlıyorum. Bu arada da size işte kapama nasıl yapılır, nasıl bağlanır, işte ne kullanılır, hangi araçlarla nasıl yapılır onu göstermiş olurum. Ya da Not ve Day var. Ya Not a Day yapacağım Ezel'in şarkısındaki gibi ya da Not Today yapacağım. Not a Day yapmamın istiyordum ama yapamamın nedeni A harfi pembe. Yani kontrast renkler yapmak yok. Ton sür ton yapmak istiyorum. Mesela turuncu ve sarı kullandım. İşte şu Fimo'lardan bej kullanacağım. İşte fil dişi kullanacağım. İşte şuradaki rengi kullanacağım. O araya alacağım. İşte objelerden diyelim ki şu turunculu, işte sarılı renkleri falan kullanacağım. Daha birbirine yakın sonuçta güzel bir şey çıksın istiyorum. Şimdi bu pembe araya bir farklılık katabilir. Mesela şu kolyeyi yaptığımda elimde olan İşte pembe kristal boncuklardan, ne bileyim pembe harf kullandım. Şurada da var. Birbirine yakın olabilecek renkleri karıştırdım. Eğer yani lilayla falan birbirine yakın olduğunu düşündüğüm renkleri kullandım. Tamamen karışık bir tasarım ama birlikteyken bence güzel duruyor. Bunu da aynı şeyi yapmak istiyorum. Ve pembe bunu çok bozacak gibi ya. Yani pembeli turunculu bir şey bulabilir miyim? Ortak bulamam. O yüzden bunu çıkarıyorum. Not today yazacağım. Onun dışında da şu ara objelerden seçeyim. Şimdi o yakın renkleri çıkarayım. Bunlar da elimin altında bulunsun. İşte sarı olabilir. Şu renk turuncu gibi olabilir. Açık pembe olabilir. Hayvanlar var. Hayvanlarda çok seçeneğimiz yok galiba. Bir tane civciv var. İbikli bir civciv var. Çok şeker. Mesela pembe falan. Mesela şurada çok tatlı kedi falan ama. Aa, şu an aklıma bir şey geldi. Yazıyı miav da yazabilirdik ya. Bir dakika var mı bakayım ben. Varmış. Yani miav yazabileceğim bir şey de var. Bunu da hazırlayayım da. Bu ikinci düşündüğüm şey olur. Çıkarmaya devam ediyorum. Yani muhtemelen hepsini kullanmam ama işte hani olabilecek şeyleri çıkaralım. Şu güzel. Şunları çıkarayım. Şu dondurmanın mini var. Bu kadar. Bu grupta da de tabii çiçek kullanabiliriz. Temel renkler dışında kullanacağımız ara paratlar var. Şunlar gibi ya da şunun gibi. Bu fimoların dışında boncuklar var. Benim kullanacağım, hazırladım buraya çıkardım. Yani farklı tabii kolye uçları var ama burada bu kolyede kullanabileceğim şekilde değil. Fimo kolye yapacağım. Fimo kolyelerde genellikle kullanılan ve tercih edilen misina ip var. 0.8'de işte 1 mm olanı var. Daha farklı boyutları da var ama ben bugün güçlü bir ip kullanacağım. Fimo kolyelerde genellikle ya da boncuk kolyelerde misina ip kullanmak daha mantıklı çünkü esnek olmasını sağlıyor ve daha hoş durmasını sağlıyor. Yani daha sağlam bir yapı olmasını sağlıyor. İp çünkü daha rigid, daha sert. Çok esnek değil. O yüzden ama ben bugün bunu kullanacağım çünkü misinanın iğne delinden geçen boyutu yok. Yani 0.8 geçmiyor. Daha küçük misina yok. Daha büyük iğnem de yok. O yüzden bugün güçlü bir iple yapacağım. İpi olabildiğince uzun tutuyorum. Yani fazla kalanını artırabilirim. Benim yapacağım kolyeler genellikle tam boynu saran, daha fazla uzun olmayacak şekilde bir kolye olacak. Şimdi buna başlarken, kolyeye başlarken ilk başta kapamayla başlıyoruz arkadaşlar. Kapama dediğimiz olay da kapama ve bit. Şu kolyelerin
şu noktasında olan şeyler. Yani kolye kısmı değil de şu aparatları, halka, uzatma zinciri ve papağan dediğimiz aparatları bağladığımız şeyler. Kapamalar. Kapama dediğimiz bu. Şimdi şu kapama, bununla başlayacağız. Ve içine bir tane bit gerekiyor. Bit dediğimde çok minik bir boncuk. Yani zapt etmesi gerçekten zor. Şu an aldım ama kaybetmem umarım. Şu şekilde bir boncuk. Şimdi şu an çok net olmayabilir ama yaparken ne olduğunu, nasıl göründüğünü çok iyi anlayacaksınız. Böyle bir boncuk. Bunu kolyenin en ucuna kadar götürüyorum. Kolyenin başlayacağı noktaya kadar. Şu kadar götürsem yeter, garanti alayım. Bu bitin üzerine düğüm atacağız. Ki ipimizi tutmuş olsun. İpimizde bir bit var sağlam duran. Ben emin olmak için bir tane daha atacağım. Düğüm. Kamera netlesin. Bitim üzerinde iki tane düğüm var. Ve ipime sabit. Şimdi bu fazla kalan ipi sağ tarafındaki kesiyorum. Çünkü bu taraftan kapama bağlayacağım. Kapamayı alıyoruz. Genellikle ortası açık oluyor. Açık değilse de şu kısmını açalım. Bunu karga burnu da açabilirsiniz. Bu şekilde kapama dediğimde. Diğer videoda hiç net olup görünmeyen kapama. Şimdi bu kapamanın içerisine şu, bununla tutayım daha net görün sizde. Şu kapamanın bombe olan kısmına bit yerleştiriyoruz bu şekilde. Bit orada kalacak. Gördüğünüz gibi. Ve bunu kapatacağız. Bunu da karga burnuyla kapatıp sıkıyoruz. Bitin şöyle bir... Pardon, bit diyorum. Kapamanın şöyle bir noktası var. Görünüyor mu çok bilmiyorum. Şurada bir açıklığı var. İpin ortasında, yani oradan çıkmış olması gerekiyor. Oradan çıktığında kapamamız eşit ve güzel biçimde kapanmış demek oluyor. Bu şeyden de anlayabiliriz. Şimdi bu delik ve karşıdaki delik arasında bir fark yok yani. İkisi tam üst üste paralel bir şekilde oturmuş demek. Şimdi kolyemizin şu kısmı tamamlanmış oldu. Bundan sonrası kolyenizdeki işte detaylar olacak. Oraya da ben şeyle başlamak istiyorum. Şimdi mesela şuna bakacak olursak, kapama bu kolyede işte boncukla başlamış. Kapama burada fimo ile başlamış. Çok büyük bir farkı yok. Ama bu kolye o kadar sıkı bir kolye yapmadım bunu. Yani şunlar hareket etsin istedim. Sıkı olmayacaksa ya da yani ne bileyim ip görünsün ya da misina görünsün istemiyorsanız, bu direkt bu şekilde başlaması yerine işte yuvarlak ya da kare aparatlar kullanabilirsiniz. Daha sıkı ve profesyonel durmasını sağlar. Yani burası gold ya, gold'la başlamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ben kafamda bir şey yok. Şöyle başlayacağım. Şu renkle başlamak istiyorum. Bu rengi kullanmak istiyorum. Şimdi bu kadar geçirdim diyelim ki. Ben bunları şunla bölmek istiyorum ya. Yazıları şununla. Fimoları da bu kare aparatla ayırmak istiyorum. Wow. Senden bir kurtulalım. Ara aparat. İşte araya fimo koyarak farklı renklerle devam edeceğim. Şimdi bunun arasına bu uyar. Evet, bunu ekleyeceğim. Sonra tekrar bir kara aparatla bunu kapatacağım. Bu renkle de devam edebilirim aslında. Güzel bir renk. Ama ben farklı bir rengi geçmek istiyorum. Şuraya ne kadar kullandıysam tam sayısını bilmiyorum ama buna da yaklaşık olarak o kadar. Eşit gibi görünüyor değil mi? İki tane daha ekleyeceğim ya. Buna da daha opak
bir şey koysak. Şimdi şunu mu koysam? Beyaza yakın koyarım ama. Şunu mu koysam? Şunu koyayım. Şimdi bu arada şöyle duracak. Ha, bu kalp böyle duruyormuş. Tamam. Şöyle baksın kalbim. Çok şey geldi ya. Patlak bir renk gibi geldi. Hoşlanmadım bu renkten. Bunu yazıya yakın koyarım. Canlandırmak için durumu tekrar. Şunu koymak istiyorum. Hah, evet. Daha iyi oldu. Kapatıyorum. Şimdi işte giderek açılıyor. Fil dişi beyaza geldi. Tamam, bu kısma kadar iyi gayet. Şimdi ben bu örüntüyü sevdim. O yüzden bakayım şu olacak mı? Yazı giderek kısalıyor. Don't yazmaya karar verdim. Ama yazı gelene kadar şu örüntüyü devam ettireceğim. Çünkü bu hoşuma gitti. Bu arada yazı yazmakla ilgili de hani bu bunun gibi yuvarlak beyaz üzerinde net siyahlı ya da gold yazılı boncuklar oluyor. Onlarla böyle replik falan yapma fikri bence çok hoş. Çünkü çok sevdiğim repliklerin kolyesini takmak isterdim. Yani mesela Friends hayranısınız işte How You Doing yazıyor falan gibi. Yani fanı olunan birçok dizi ya da film var. Oradan alınan repliklerle çok güzel kolyeler ya da bileklikler yapılabilir. Bence çok mantıklı. Ya da işte en yakın arkadaş bileklikleri olabilir. İki kişinin adının yazdığı, iki kişinin adının baş harfinin olduğu vesaire. Ya da sadece işte tek renklerden oluşan ve üzerinde yazı olan bileklikler. Mesela işte erkeklerin de tercih edebileceği sevgili çift yine bilekliği olabilir. Bu tipte. Şimdi tekrar beyaza gelecek. Tekrar beyaza geldiğinde yazı başlayacak. Bir dakika bir kontrol edeyim de boynumda. Tasarım yapma konusunda şöyle bir olayım var. Mesela random bir şeye başladığımda çok güzel olmuyor. Öncesinde belirlemem gerek. Öncesinde de ipler yerine bunlarla böyle yan yana belirip böyle uzun uzun düşünüyorum falan. Şimdi yazı yazarken bunu kullanmak istedim. Şimdi şöyle düz duracak. Şöyle böyle diziyorum. Harf ekledim. Her harf bir aparatın içine gelecek şekilde. Harf ekledim. Aparat ekledim. Harf ekledim. Aparat. Harf. Aparat. Geçirelim. Wow. Bence gayet iyi oldu. Gerçekten cool oldu. Şimdi buradaki simetriyi bozmayacak şekilde buraya alacağım. Yani beyaz, bej, tatlı rengin adını bilmiyorum. Ondan sonra tekrar işte beyaz, bej ve tatlı renk. Araya da 3 tane aparat alacağım bunun gibi. Şimdi bu tarafta daha turuncu ve somon gibi renkler kullandım. Burada da daha sarı şeyler kullanmak istiyorum. Aynısını almayacağım yani. Mesela şu beyazı kullan... Ay, sarıyı kullanacağım. Çiçeği kullanırım, şekeri kullanırım gibi. Şunu da kullanabilirim. Burada dursun. Ha, şu ikisinin karışımı ama bulacağını sanmıyorum kolye. Şimdi tekrar fil dişinden başlayalım. Ya telefon charm yapmak daha kolay. Çünkü böyle birçok farklı boncuk aldığınızda mesela benim şu kolyede yaptığım gibi karma karışık da yapsanız telefon charm için gayet uygun görünüyor. Yani ne kadar çünkü boyunda durmayacak o şey ve ne kadar kaba durduğunun çok bir önemi yok. Telefonda telefon kenarı süsü olduğu için gayet gösterişli ya da kaba olabilir. Renkler birbirinden çok farklı ya da canlı olabilir. O yapımı ve tasarımı daha kolay bence. Ama kolyede işte nereye geldiği, ne şekilde olduğu falan çok önemli. Ben de bu tasarım konusunda yani yeni bir şeyler üretme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Yani bir şey bir kolye yaparken söküp tekrar yaptığım gibi 2-3 saat harcadım.
olabiliyor eğer baştan başlayacaksam. O yüzden genellikle gördüğüm şeyleri biraz değiştirerek falan yapmayı deniyorum. O sırada da onu yaparken aklıma farklı fikirler geliyor. Ondan sonra diğerini yapıyorum gibi. Tam simetrik olmuş oluyor hatta böyle yaparsam. Bu tatlı rengi geçiyorum. Bu ne? Somon rengi denilebilir mi bu renge? Bu arada film boncukları da bu şekilde değil de. Aa buraya... Aa! Aparat unutmuşum. Şimdi şunu bozmadan şöyle almak istiyorum ki tekrar bunu böyle takayım ya. Sizce yapabilir miyim? Şimdi bunu hiç bozmadan bu elimle tutacağım. Sol elimde de şunu tekte takmam gerekiyor. Wow. Woo. Yaptım. Oh. Yine battı. Burada Fimo'yu bu şekilde kutudaki gibi almak yerine, çünkü bundan bu şekilde almak zor. Göstereyim size. Şu şekilde aldığınızda sizin için daha kolay olacaktır. Boncuklar bu şekilde satılıyor. Bu mesela bir dizi. Bir dizide 400 adet var. Bunu bu şekilde almış oluyorsunuz. Uçları bağlı misina ipiyle. Siz bunu işte diyelim ki bundan yapacaksınız. Kullanacağınız zaman nasıl takıldı ya? İşte iğneyle buradan mesela işte şu kadar almak istiyorsunuz. Şu kadarını alıp geçiriyorsunuz. Bu sonra ip de bu şekilde duruyor. İşiniz bittiğinde de bu ucu nasıl bağlıysa tekrar bağlayıp kaldırabiliyorsunuz. Yani Fimo boncukları bu şekilde tabakta açık şekilde kullanmak yerine bu şekilde kullanmak daha mantıklı ve alırken de bu şekilde almak. Yani şu çok kullanışlı değil. Ben renkler için bunu almıştım. Bulamadığım renkler vardı. Dizi şeklinde satın alırken bulamadığım renkler var. Bir daha bu kutudan almayı düşünmüyorum. Bundan sonra tekrar bir obje koyacağımız noktaya geldik yine. Arkadaşlar bu süreyi ölçerken beni referans almayın. Çünkü ben bunu uzun süredir yapmıyorum. Yani sürekli yapma planım vardı ama farkındaysanız mesela bu kutu bile sadece işte bu renkler kullanılmış. İlk defa yapacaksanız eğer sizinle hemen hemen aynı konumdayım. Yani bir şunu yaptım dediğim gibi. Onun dışında bundan işte kaç ay öncesinde telefon charm'ı yapmıştım iki tane o şekilde. O yüzden elim hızlı değil. Siz de ilk defa yapıyorsanız muhtemelen aynı hızda yaparız. Ya da ben şu an elime iğne batırıyorsam ya da herhangi başka bir şey, o da aynı şekildedir. Gösterdiğim dizili boncuğu kullandığınızda bile sizin için zaman farkı olacağına eminim. Bir de yani bunu sürekli yaptığınız zaman, diyelim ki bir sipariş aldınız, daha önce koyduğunuz bir şey, bunun aynısı zaten bakarak daha hızlı yapabilirsiniz yeni bir tasarımdansa. Bir de eliniz hızlandı. Bunu bir boynumda ölçeceğim. Ondan sonra kolye kısmı bitmişti. Yine kapamayla devam edeceğiz. Bu kolyenin sıkı olmasını istiyorum. Çünkü Fimo kolyelerde boşluk olduğunda boncuklar arası açılması hoş bir görüntü değil. Şimdi şu şekilde sıkabildiğiniz kadar kolyenin sıkı durmasını sağladığınız noktaya getirip sonrasında son Fimo boncukla beraber bir düğüm atabilirsiniz. Yani şu şekilde. Şu son Fimo'dan tekrar içine girecek şekilde düğüm atıyoruz. Kontrol edelim. Araları. Gayet sıkı bir kolye oldu. Şimdi tekrar kapama yaparken diğeriyle aynı. Tekrar görmüş olursunuz. Bir tane bit alıp geçiriyorum. Şuradan geçiriyorum ki bitin olduğu yere yeni bir kapama alıyoruz. Nasıl netleşecek? Bu şekilde. Yine şu orta kısmına bit gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra diğer şu minik halkalar kısmından
Kapatıp sıkıyoruz. Şimdi kolyemiz hazır. Bu kısmına ekstra papağan ve uzatma halkası ekleyeceğiz. Bunun için halkayı alıp açıyoruz. Ve şu delikten geçirip kapatıyoruz. Bir de uzatma zincirine ihtiyacımız var. Uzatma zinciri bu şekilde uzundu. Bunu işte ne bileyim şu kadar yeter diye düşünüyorum ben. Yaklaşık olarak şuradan kopardığımız uzatma halkasını şey düştü halkalardan birine takıp halkayı kapatıyoruz. Diğer taraf için de papağana ihtiyacımız var. Bir tane papağan alalım. Küçük bir şey istiyorum. Büyükten değil. Bu gayet iyi. Şimdi aldım halkayı. Bu delikten geçiriyorum. Sonra papağanın deliği var. Sonra da şu ikisini yan yana olacak şekilde getirip sıkıyorum. Tarararam. Ya işte ben bu kolyeyi de beğendim ya. Ve şimdi genelde giyindiğim renkler bu renkler. O yüzden bunu da böyle çok kendim düşünerek yapmıştım. Sloganlı kolyeleri çok seviyorum. Özellikle bir şey yazan. Mesela telefon kaplarının da arkasında bir şey yazsın isterim. Ondan sonra işte sürekli telefonda duvar kağıdını değiştirmek isteyen falan bir şey. O yüzden kolyelerinde falan bir şey yazması da bana gerçekten çok anlamlı ve çok güzel geliyor. Bunun bir de renkleri de çok hoşuma gitti. Yani birçok kombinle de uygulayabileceğim hem spor hem şık. Ben bir kumaş üzerinde çekime hazır bir kolye. Şimdi diğer kolye ile ilgili şeye gelirsek, bunu daha önceki videomda yapmıştım. Şu zincir hazır satılıyor zaten. Bu zinciri diğer kolyede yaptığımız gibi şu noktasına halka, uzatma zinciri ve papağan ekledik. Böyle bir zincir. Bu zincir şu aralarında gördüğünüz delikler var. Oralara istediğimiz tasarımı yapabileceğimiz bir zincir. Ben buna şöyle bir şey yapmak istiyorum. Güzel tatlı kolye uçları var. O kolye uçlarını böyle sırasıyla koymak istiyorum. Çünkü boyunda, şimdi bu da fark ettiyseniz direkt gerdanda duracak bir kolye. Bu kolyelerde boyunda bir şey sarkıyorsa böyle küçük küçük bir sürü bence çok şeker duruyor. Şimdi bu deniz yıldızı ortaya gelsin. Büyük çünkü. Şunun da orta noktasını bulalım da. Şu. Şöyle yaptığımda en uçtaki noktaya en büyük obje gelecek. Sonra bir yanı değil de bir onun yanındakini böyle aralıklı olacak şekilde şöyle dizeceğim. Ama şöyle yapalım. İki gold, iki mineli olmasın. Şimdi şöyle olsun. Mesela. Evet böyle olsun. Bunları da bağlayacağım şey halkalar. O halkaları yani aslında şunun mesela kendi halkası var. O yüzden bir tane de burada var. 2-3 tane halka çıkarmam gerekiyor. 3 tane küçük halka çıkaracağım ve bağlayacağım. Ben böyle şeylerin çok güzel tasarımlar olduğunu düşünüyorum. Çok tatlı duruyor. Çok zarif ve çok kolye olabilir. Yani ve bu kolyeleri bunlar iç kolyeler. Daha büyük uzun kolyelerle kombinleyebiliriz. Bu mesela tam yaz kolyesi olacak. Şimdi şunun yerini referans noktamız bu olduğu için kaybetmeden bunu takalım. Şöyle takıyorum. Öne bakacak şekilde. Hepsinin de yönü önemli. Yani bu böyleyse artık bundan sonra hep bu şekilde görünecek şekilde olacak. Onu kastettim. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yoksa ters de düz de olabilir. Diğer halkamı açtım. Şimdi deniz kabuğunu bağlayacağım. Yani tırnağınızda ojeniz çok kalmayacaktır ya. Maalesef. I feel it come babe. Şey olabilir.
baş parmağınızdaki ojeleri düzenli olarak yenilemeniz gerekiyor. Olabilir bundan sonra. Göreceksiniz ki bu mesela boyunda çok şık duracak bir kolye olacak. Ve bunun şeyi de göstereceğim. Boyunda duruşunu göstereceğim kesinlikle. Ve bunun mesela çok güzel duracağına eminim ya. Gerçekten eminim. Ve birbiriyle de böyle çok uyumlu objeler seçmeye çalıştım. Hani deniz kabuğu, deniz yıldızı falan çok mantıklı yazı için. Kesinlikle. İşte bu deniz yıldızının mesela şeyi de var. Ve getirmemişim. Açık mavi falan da var. Ya da işte mesela böyle çiçekler, farklı mineli ürünler falan kullanılabilir aslında. Birçok şey var ama mesela bunların uyumlu olacağını düşünüyorum. Burada bir şey var. Bu ne? Deniz kabukları, deniz yıldızları, mineli olanlar ya da direkt gold olanlar bence çok yakışıyor. O yüzden bu zincirden almak bence çok mantıklı. Bu zincir tek başına bile güzel. Çünkü çok inanılmaz ince ve zarif duran bir zincir. Tatlı K harfimizi de ekleyelim. Ve bu kolyemiz de bu şekilde. Ya çok tatlı bir kolye oldu bence bu da ya. Ya bunlar mesela aynı şekilde incirlerin arasına da konulabilir. İncirlerin arasında konduğunu da çok seviyorum. Ama boyunda böyle parça parça duran şeylere bayılıyorum. Aynı şekilde şu da olabilirdi. Bu deniz yıldızı bence büyük ama mesela bu boyutlarda hemen aynı şeylerin sıralı bir şekilde olması. İşte belki ortaya farklı bir şey olabilir ya da tamamen aynı şey olabilir falan. Bunun gibi yani şu K boyutundaki küçük şeyler mesela sıra sıra buradan başlayıp daha fazla çevirse bence o da çok şık duracak diye inanıyorum. Size farklı bir tasarım önerisi olmuştur umarım. Bu da kolyenin duruşu. Söylediğim gibi boynunuzun tam altında böyle boynunuzu saran tekli tekli yazlık bir kolye olması çok hoş ya, ben bayıldım. Ben böyle yaptığım, özenerek yaptığım şeyleri satmak istemiyorum. Hepsi kendimin olsun istiyorum ya. Bundan birkaç tane daha yapayım. Bu da çünkü benim oldu. Bugün de bunun gibi ve bir Fimo kolye yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Video sizin için yararlı olmuştur. Çekimi de beğenmenizi umuyorum. Olabildiğince yakından çekim yapmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi videolar istiyorsanız da aşağıdaki yorumlara belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.